Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda Almanya nitelikli göç alabilmek için, nitelikli işçi alabilmek için pek çok yasalar çıkartıyor. Ve bu yasalar biz Türkleri çok yakından ilgilendiriyor. Zira Türkiye'den Almanya'ya gelmek isteyen pek çok arkadaşımız var. Bizler de Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak bu konuyla ilgili sizleri bilgilendirici videolar geçiyoruz. Bugünkü videomuz arkadaşlar Almanya'ya gelmenin bir yolu olarak çokça sorulan iltica etme meselesi. Bugünkü videomuzda iltica meselesini inceleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer henüz değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmanız. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Arkadaşlar sosyal mecrada bizlere çok sorulan sorulardan bir tanesi de hocam Almanya'ya gelmek için acaba iltica etsek ne dersiniz? Uygun olur mu? İltica ederek oturum alabilir miyiz? Bu yol kısa bir yol mudur? Sağlıklı bir yol mudur? Arkadaşlar bu soruya cevap vermeden önce sizlere kısaca iltica ile ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. İltica demek kendi menşe ülkesinde doğup büyüdüğü vatandaş olduğu ülkesinde arkadaşlar ciddi hak mağduriyetine uğrayan veya savaş hali olan veya ciddi hukuksuzluğa uğrayan can güvenliği artık kalmamış durumda olan ciddi mahalle baskısına maruz kalan kişilerin bir başka ülkeye kendi ülkesine belki de hiç dönmeksizin arkadaşlar dönmeyi unutarak sığınması demektir. İltica arkadaşlar uluslararası hukukta yeri olan bir mesele ve dünyada Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkeler bu iltica ile ilgili yasalara imza atmış durumdalar. İltica eden kişilere mülteci denir. Mültecilerin gitmiş oldukları ülke ile ilgili arkadaşlar yapması gereken sorumlulukları ve hakları vardır. Aynı zamanda ülkelerin de sorumlulukları ve hakları vardır arkadaşlar. Bundan dolayı iltica etme meselesi yani iltica etme Almanya'ya gelmenin arkadaşlar hiç de sağlıklı ve güzel bir yolu değildir. Evet insanlar Almanya'ya iltica edebilirler fakat bu kesinlikle maddi sebeplerden Almanya'ya oturum alayım çalışayım anlamında olmaz. Eğer ülkede ciddi bir hukuksuzluğa maruz kalınırsa can güvenliğiniz tehlikeye girmiş ise ve artık orada hayat hakkı yok ise bu arkadaşlar bu sebeple iltica edilebilir. Sebebin esası bu olması gerekir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar maddi bir çıkar gözetilmez. Arkadaşlar iltica eden kişilere mülteci ismi verilir. Bir ülkeye sığınan kişiler yani mülteciler arkadaşlar geride kendi ülkelerini, vatanlarını, vatandaşlıklarını, ailelerini ve bütün geçmişlerini, belki de malını, mülkünü arkadaşlar bırakmayı alacak demektir. Yani iltica eden bir kişi kendi ülkesine bir daha asla dönemeyebilir. Dönerse arkadaşlar iltica ettiği ülke onun mültecilik hakkını sona erdirebilir. Bundan dolayı iltica meselesi çok ciddi bir mesele. Hafife alınacak bir mesele değil. Almanya'ya gelmek için arkadaşlar iltica eden bir kişi bütün bunları göze alarak gelmeli. Peki iltica ettiğinizde ne oluyor? Sizleri veya iltica edecek kişiyi neler bekliyor arkadaşlar? Almanya topraklarına ayak basan bir kişi herhangi bir polise veya herhangi bir polis merkezine müracaat edip ben iltica etmek istiyorum dediği zaman sizler arkadaşlar bir iltica kabul merkezine gönderirler. Ülkenin değişik yerlerinde iltica kabul merkezleri vardır. Burada arkadaşlar sizleri mülteci olarak kayıt edilirsiniz. Ve üzerinizdeki resmi evraklar alınır arkadaşlar. Fotoğrafınız çekilir ve siz mülteci olarak kayıt olursunuz. Sonra sizi birinci kamp dediğimiz bir kampa gönderirler. Bu kampta da sizin gibi veya iltica eden diğer kişiler de bulunur arkadaşlar. Burada ailecek gidilebildiği gibi yalnız bekarlar da bulunmaktadır bu kamplarda. Öncelikle kampların yapısından bahsedeyim. Kamplar arkadaşlar öğrenci yurdu gibi düşünün. Pek çok kişinin aynı odada kaldığı bir yurt. Tabii ki yerde halı yok Batı standartlarında. Ve dünyanın çok değişik ülkelerinden ve değişik kültürlerinden insanlar geldiği için bazen bizim beklediğimiz hijyen bulunmayabilir. İltica eden kişi arkadaşlar temiz nevresimler, yastık kılıfları, yorgan kılıfları bunlar verilir. Yoktur diye arkadaşlar tıraş losyonları, tıraş köpükleri, jiletler, şampuanlar
verilir. Her kampın yapısına göre bunlar değişir ve insanlar orada kalmaya başlar arkadaşlar. Peki neyi beklerler? Sizi iltica etmenizi gerektirmediğini sorgulamak için arkadaşlar sizi iki kere sorguya alırlar. Bunlardan bir tanesi Almanya'ya hangi yollarla ayak bastığınız. Bununla ilgili sizin cep telefonunuza el koyabilirler incelemek üzere. İncelerler acaba sizin söylediğiniz ile cep telefonunuzdaki GPS sinyalleri aynı şeyi doğruluyor mu? Aynı şeyi mi söylüyor? Öncelikle buna bakılır. Bunun ismi yol mülakatıdır arkadaşlar. Aynı gün olabilir, başka gün olabilir, farklı tarihlerde olabilir. İkinci ve esas mülakat olur. Bu mülakata sizin dilinizden anlayan bir tercüman bulunur ve sizi mülakata alacak olan bir görevli bulunur. Banff dediğimiz göçmen kabul merkezinin bir görevlisi, Banff görevlisi bulunur. Bu arkadaşlar mülakatlar 3 saat, 4 saat, 5 saat, 8 saat, 10 saat sürebilir. Çünkü bu kişi çok çok değişik sorularla sizin iltica sebebinizi kaydetmek durumundadır. Sizin iltica edip etmeyeceğinize, ilticanızın kabul alıp olmayacağına bu kişi karar verecektir. Bundan dolayı çok teferruatlı sizlere sorular sorulur. Buraya not alarak gidemezsiniz. Sadece söylemleriniz önemli. Yazılı bir şey götüremezsiniz arkadaşlar. Oraya gittiğinizde öncelikle sizlerin bir tanımak isterler. Önce sizi dinlerler. İki bölümden oluşur. Öncelikle sizi dinlerler. İkinci bölümde ise onlar size sorular sorarlar. Bu dediklerinizle ilgili. Siz kendinizi anlatırsınız. Siz kimsiniz? Nesiniz? Niçin iltica ettiniz? Başınızdan neler geçti? Bunları tek tek anlatırsınız. Ve buradaki mülakatı yapan kişi tercüman vasıtasıyla her şeyi arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar not alır. Tercümanlar da hiçbir yorum katmaksızın sizden söylediğiniz, sizin ağzınızdan çıkan her şeyi birebir bu mülakatı yapan görevliye aktarmakla mükelleftirler arkadaşlar. Akabinde eğer sizin söyledikleriniz bitmiş ise adam, mülakatı yapan kişi size sorular sorarlar. Değişik sorular sorarlar arkadaşlar. Neden dolayı iltica ettiniz? Sizin hak mağduriyetiniz nedir? Türkiye'de veya hangi ülkeden gelmişse. Niçin mağdur oldunuz? Hangi insan hakları ihlaline uğradınız? Can güvenliğiniz var mı? Niçin Almanya'yı tercih ettiniz? Dönmeniz durumunda sizin başınıza neler gelebilir? Hakkınızda herhangi bir yakalama ya da tutuklama emri var mıdır? Gibi arkadaşlar çok değişik sorular sorarlar. Hatta bazen bir soru ile 7-8 soru sonrasında sizin ilk soruda vermiş olduğunuz cevabı arkadaşlar doğrular, yani çapraz sorgularla sizin doğru söyleyip söylemediğinizi arkadaşlar kontrol ederler. Sizden iltica etmenizle ilgili arkadaşlar deliller sunmanızı isterler. Sadece söylemler değil, deliller sunmanızı isterler. Mesela hakkınızda bir arama, bir yakalama kararı varsa veya bir hapiste yatmışsanız, doğrulanmış bir Yargıtay kararınız varsa, hakkınıza çıkmış bir televizyon yayını ya da bir gazete haberi varsa veya sosyal mecrada arkadaşlar sizin can güvenliğinize tehlikeye sokacak mesajlar, yani sizi tehdit eden mesajlar almışsanız, siz bütün bunları Türkçe dilinde arkadaşlar fotokopi şeklinde bu insana takdim edersiniz. Ve bu kişi bu delilleri değerlendirerek sizin iltica edip etmediğinize karar verir. Arkadaşlar ilticada ben işsiz kaldım, bana iş vermiyorlar mensubiyetimden dolayı, parasız kaldım, hiç kimse bana iş vermiyor gibi söylemler sizin iltica etmenizi, ilticanızın kabulüne engel söylemlerdir. Çünkü Almanya Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek gibi bir mükellefiyete sahip değildir. Türk insanların maddi sıkıntılarını giderecek bir mesuliyeti de yoktur. Almanya'nın ve diğer iltica edilen bütün ülkelerin ilgilendikleri tek şey arkadaşlar sizlerin insan hakları ile ilgili mağduriyetlerinizdir ve söylemler buna uygun olmalıdır. Türkiye'den gelen pek çok arkadaş maalesef gerçekten ilticayı gerektiren bir durumu olmamasına rağmen doğru olmayan beyanlarla arkadaşlar Almanya'ya iltica etmeye çalışmaktadır. Bunların da büyük bir çoğunluğu ama ekser kahiriyeti arkadaşlar ret cevabı almaktadır. Evet, peki oturum almak veya ret almak ne demektir arkadaşlar? Sizin söylemiş olduğunuz delillerle bu görevli
birkaç ay, belki de daha uzun bir süre, belki de bir yılı aşkın süre, bilmiyoruz. O kişinin çalışma hızı, delilleriniz veya dairenin çalışma hızı, ona bakılır arkadaşlar. Değişebilir bu süre. Sizin delillerinizle sizin oturum alıp almamanıza karar verir. Oturum alan kişi kamptan çıkar, haym denilen yerlere, yani kampa göre daha biraz daha bir numara daha iyi olan bir yere çıkar. Burada size aylık harçlıklar verilir ve kendi yemeğiniz artık kendiniz yapmak durumunda olursunuz. Ama buranın kirasını, elektriğini, suyunu, her şeyini arkadaşlar yine devlet finanse eder. Oturumu alan kişi aynı zamanda ev tutma hakkına da sahiptir. Çalışma hakkına da sahiptir iş bulabilirse. Geride bıraktığı ailesi için de arkadaşlar 18 yaşını geçmemiş çocukları ve eşini arkadaşlar Almanya'ya getirtmek, yani aile birleşimi yapmak hakkı da doğar. Ama red alan bir kişi arkadaşlar bunun hakkında değişik kategoriler vardır. Ya red cevabı verilir, yine siz hayma çıkarsınız red alarak, ama bir üst mahkemeye taşırsınız. Eğer şeyinizde arkadaşlar iltica başvurunuzda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bu süreçte 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürebilir ve yüksek mahkemeden lehinize veya aleyhinize karar çıkması durumunda. Bu süre zarfında maalesef red alan bir kişinin ev tutmasına müsaade edilmez. Haym denilen arkadaşlar ara bir formda, ne kamp ne ev, bu ara bir formda kalmanız istenir. Yabancı dil kursuna gönderilip gönderilmeme bağlı bulunduğunuz belediyedeki sosyal amptaki kişinin inisiyatifine bağlıdır. Gönderebilir veya göndermez arkadaşlar. Çalışma izniniz de maalesef bulunmaz. Bu 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl arkadaşlar aile birleşimi de yapamazsınız. Türkiye'nin dışına çıkamazsınız. Türkiye'ye gidemezsiniz ve bağlı bulunduğunuz belediyenin de dışına çıkamazsınız. Yani bütün Almanya'yı veya Avrupa'yı gezmek gibi bir durumunuz mevzu bahis değildir. Özgürlüğünüz kısmen de olsa sınırlıdır arkadaşlar. Ya da tamamen yalan beyan veya suçlu iseniz bu durumda da sizin deport edilmenize karar verilebilir. Çünkü bazı insanlar Türkiye'de veya geldiği ülkede ciddi bir suç işlemiştir, adam öldürmüştür veya başka bir şey yapmıştır. Kaçarak Almanya'ya sığınmıştır. Almanya başka ülkelerin suçlularının barındırıldığı bir yer de değildir. Uluslararası anlaşmalarda devletlerin birbirine vermiş olduğu sözler vardır ve bir ülkede tecavüz eden, bir ülkede adam öldüren, kundakçılık yapan, bir şey yapan, böyle suçlara karışan insanlar öteki devletler tarafından menşe ülkelerine arkadaşlar iade edilirler. Bu da deport denilen, kendi ülkenize aniden haberiniz olmadığı bir zamanda apar topar toparlanmanıza fırsat vermeksizin toplarlar ve sizi aniden uçağa bindirip Türkiye'ye gönderirler. Bundan dolayı arkadaşlar iltica hakkı Almanya'ya gelip çalışabilmek, istikbalimizi kurtarmak için iyi bir yol olarak durmamaktadır. Çünkü gerçekten mağdur olan insanlara Almanya'ya oturum vermektedir. Türkiye'den Almanya'ya gelen pek çok grup iltica müracaatında bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı arkadaşlar Türkiye'de cemaat davaları kapsamında buraya gelenler. Bu cemaat kapsamında gelen insanların büyük bir çoğunluğu ciddi hak mağduriyetine uğradıkları için, hukuksuzluklara uğradıkları için büyük çoğunlukla oturum verilmektedir. Elbette ki red alan kişiler de cemaat mensuplarından vardır. Bir de arkadaşlar işte Kürt halklarının uğramış olduğu mağduriyetler var. Burada tabii ki nasıl bir mağduriyete uğradığınıza bakılır. Kürt dilinin Türkiye'de okutulmaması, ana dil yapılmaması, işte şehirlerin isimlerinin Kürtçe yapılamaması gibi meseleler, yani devletle ilgili olan meseleler sizde bir mağduriyet meydana getirmez Almanya gözünde arkadaşlar. Çünkü şahsi mağduriyete bakar. Evet, bunlar doğrudur. Fakat bu Almanya, Türkiye'nin iç meselesidir. Sen şahıs olarak nasıl bir mağduriyete uğradın? Buna bakılır arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar da var ki gerçekten yani Kürt kimliğinden dolayı haksız yere hapis yatmış, haksızlığa uğramış, belki köyü yakılmış, belki ailesinden birkaç fert kaçırılmış. Böyle arkadaşlarımıza oturum verilmektedir. Ama sadece Türkiye'nin genelini ilgilendiren ama şahsa ait bir mağduriyet meydana getirmeyen durumlarda oturum verilmemektedir. Ve Kürt kimliğinden dolayı gelen arkadaşların kabul edilme oranı diğerlerine göre arkadaşlar çok da, çok çok daha düşüktür. Ayrıca diğer suçlardan dolayı gelen insanlar da burada oturum verilmemektedir. Benim acizane sizlere tavsiyem arkadaşlar,
Ya bir de tabii ki Almanya'ya ulaşmama durumu var. İnsanlar buraya uçakla gelemezler iltica etmek için. Zaten uçakla gelmişse bilet alarak gelmiş bir kişi, Türkiye'den buraya bilet alarak gelmiş bir kişi zaten yurt dışı çıkış yasağı da yoktur. Ve bu kişi çok da özgürlüğü kısıtlanmış bir kişi olarak görülmez Almanya'da ve ret almasının bir sebebidir. Ama diğer türlü arkadaşlar kaçak yollarla işte Yunanistan'dan yukarıdaki Polonya üzerinden gelmeler, Çekoslovakya üzerinden gelmeler, İtalya üzerinden gelmeler gibi arkadaşlar pek çok yollar var. Bu yollarla gelmek de hem çok pahalı hem de çok riskli. Çünkü ülkelerin sınırları arkadaşlar aşılıyor. Biliyorsunuz sınırlar kutsaldır ve devletler kendi sınırlarını korumakla mükelleftirler. Böyle olunca da arkadaşlar eğer gerçekten bunu gerektiren bir durum yoksa, gerçekten can güveniniz tehlikede değil ise, gerçekten arkadaşlar büyük hukuksuzluklara maruz kalmamışsanız bu yolu da ben size tavsiye etmem. Başka yollarla gelebilirsiniz. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın imzasında arkadaşlar, Cumhurbaşkanı imzaladığı andan itibaren Almanya'da 6 ay sonra fırsat kartı yürürlüğe girecek. Büyük ihtimal Ocak veya Şubat ayında ama en geç Mart ayında arkadaşlar, daha sonrası yok. Bu yasa çıkmış olacak. Yani önümüzde bir 6-7 ay var. Bu 7 ay içinde zaten çok uzun bir süre değil. Bu 7 ay içinde Almanca öğrenerek arkadaşlar, Almancanın en azından başlangıç kısmını öğrenerek sizler de normal kanuni yollarla Almanya'ya gelebilirsiniz ve istediğiniz zaman, canınız istediği zaman arkadaşlar Türkiye'ye dönüp ailenizi, aile fertlerinizi ziyaret edebilirsiniz. Onlar da sizi ziyaret edebilirler. İlticada olmayan böyle bir güzellik de var. Ayrıca üniversite mezunları fırsat kartını beklemeksizin mavi kart ile de buraya gelebilirler. Bu videomuzun altında arkadaşlar ve kanalımızın diğer videolar içinde mavi kart ile ilgili, fırsat kartı ile ilgili pek çok videolar çektik. Bunlar da arkadaşlar faydalanıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Fırsat kartı çok güzel bir adı üstünde fırsat gibi önümüzde duruyor. Bu 6 ay içinde bunu iyi değerlendirip buna hazırlık yapıp yasa yürürlüğe girdiğinde de hemen buraya gelmeniz çok sağlıklı ve güzel bir yol olarak gözüküyor. Ben bugünkü videomuzda arkadaşlar iltica meselesini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Elbette ki ilticanın pek çok yönü var ama göçle ilgili, Almanya'ya gelmekle ilgili kısmını ben size anlattım ve tavsiye etmediğimizi, mecbur olmayan kişilerin iltica etmemesi gerektiğini arkadaşlar vurgulamaya çalıştım. Sizler de böyle videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hepinize Almanya'ya yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.